dikkatli olduğunuzu düşünüyorum. Bakışlarınız en çok beni etkiledi. Ben şu an şok oldum aslında. Kendisi beni çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. Çok iyi tanımıyorum, uzaktan şu tanıyorum. Ben de Ali neden rahatsız oluyor yanımda? Ben artık nazarını duymak istemiyorum, unuttum, kapattım. Kapattıysan sana ne? Çok iyi, yakışıklısın. Tabii ki kararım da olumlu. Elnur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Naz'ın nerede olduğunu biliyor musun? Tabii. Bakü'de. Hı hı. İnşallah gelecektir. İnşallah gelecek. Konuştunuz mu siz peki? Konuştuk. Her şey yolunda. Hı hı. Olumlu. Olumlu. Tabii. Devam ediyoruz şu an. Ve bazıları kıskanıyor. Bazıları. Bilmiyorum niye kıskanıyorlar. Artık her şey bitmiş bana göre. Hatta... Canım, bir şey söyleyebilir miyim? Sesim geliyor mu? Geliyor. Madem Naz kendisi burada değil, ben Elmir'le konuşmak istediğim bazı şeyler var. Elmir'le. Zaten ekibe de söyledim. Hani söylüyordu ya, ben Ali'yi böyle tanımıyorum falan. Zaten resim de gönderdim. Ekibe bilmiyorum şu an yayınlayacaklar mı, yayınlamayacaklar mı. Böyle girip konuşmak ister misin? Fark etmez. Bu resim neyle ilgili Ali? Elmir burada geçen şey söyledi. Ali ile işte o kadar da samimi değiliz. Samimi değiliz ama yalan inkar etti. Biz olabilir, çok yakın arkadaş olmasak da biz buluşuyorduk, kendisiyle geziyorduk. Hatta ben anlamadım. Şu an kendisine sormak istediğim şey bu. Yani ben sana ne yaptım? Ben şu an Elmir'in burada olması ve Naz'a çıkmasını aşık olarak geldiğini düşünmüyorum. Şu resimde Ferit mi? Ferit de var, evet, aynen. Elmir ve Ali bayağı samimi görünüyorsunuz. Bayağı öncelikle uğraşmış. Öncelikle bir kez daha yenileyelim. Evet, Naz işleriyle, ailesiyle görüşmek ya, için. Ya tebrik ediyorum kendisini. Bakü'ye gitti ama... Yok, ben öncelikle... sadece Elmir'in buraya gelip Naz'a çıkmasında tamamen samimi bulmuyorum. Ve isteyerek çıktığını da düşünmüyorum. Sadece bilmiyorum. Diyor. Veya ne yaptım ki böyle bir şey yaptığını da anlamadım. Tamam. Zaten Naz'ı anlıyorum. Naz beni işte inat, ben ona hani kapattım ya. Naz da ondan dolayı zaten öyle bir şey yaptığını ve çıktığını düşünüyorum. Elmir'in de şu an kendisine soruyorum. Eğer benimle, yani ben sana ne yaptım şu ana kadar? Veya ne yaptıysam, ben her zaman sana elimden geleni yapmaya çalıştım şu ana kadar. Ve bir kötülük yaptıysan mı söyle burada, ben de bileyim. Ya Zuhal abla sağ olsun, sabaha kadar uyumamış bir senaryo yazmış gelmiş bana göre. Ve bunu da nereden bulduysa, nasıl uğraşmışsa onu da tebrik ediyorum yine de. Bu hakikaten bu büyük resim bir şey. Eski olabilir. Ve bak bu üçümüz. Hatırlıyorsanız oldu. Cuma günü Zuhal Hanım, ben size bir şey söyledim ki 8 sene içinde 2 defa görüşmüşüz, o da 2 defanın fotoğrafı. Bu kadar mı diyorsun artık? Bu kadar yani. Niye uğraşıyorsun? Şu an ne sebebi? Defa ya, diyor, buna Elmir. Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir saniye, Elmir. İki tamam. Kere buluştunuz ama ikisinde de resim mi çektirdiniz yani? Hayır, yani şöyle oldu yani. Bakü çok küçük bir yer. Evet. Ve Bakü'nün içinde herkes birbirini... Ya biz Bakü'de buluşmadık. Yok, ben yok. Bakü'de zaten çoğu zaman yok, birlikte tamam oluyorduk. Tamam işte, ben ama oraya getiriyorum konuyu. Şu an bana izin vermiyor kendisi. Tamam, konuş. Bakü çok küçük bir yer. Evet. Ve Ferit de benim akrabam zaten. Herkes birbirini tanır. Ali ile Ferit de çok yakın arkadaş. Ferit de evet. Akraban. Çok çok yakın arkadaş. Ve Bakü'deki benim arkadaşlarım da Ali'nin arkadaşı. Yani zaten ne kadar fırlanır dolanırsan yine de gelip bir yere çıkacaksındır. Ferit buraya geldiğinde, İstanbul'a geldiğinde Ali ile görüşüyor. Ve Ferit benim yanımda olduğunda Ali arıyor. Benim haberim olmadan, mesela hiç Naz konusu olmadan bahsediyorum. Öncesin diyorsun. Evet. Gelip yanımda oturuyor. Ve bir fotoğraf çektiriyoruz yani, bir arkadaş yani illa, gibi diyelim ama orada... sık bir arkadaşlık yoktur. Kendisini yine tebrik ediyorum ve bir şey söylemek istiyorum. Çok yakın bir zamanda isterdim biriyle bir talibini bulsun.
Yurt dışına gitsin, balayına gitsin, kendi kafasını biraz dinlesin, o zaman açılışır bence. Böyle devam edemez bu çocuk. Ya benim bana hiçbir göre şeyim yok da, sadece benimle problemin ne? Sorunun ne? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Seninle bir sorunum yok Elmir, zaten. Elmir, ben seni çok iyi tanıyorum. Naz'a tamam, gelip olabilir, ben falan da bana diyorsun ya, sen bir şeyler kurup burada gelip konuşuyorsun. Ben arkadaşım, ben Naz'a aşığım. Bu kadar, bitti gitti. Sen nara Naz'a aşığın? Ya. Naz sana aşık. Naz da bana aşık. Nereden biliyorum. Nereden çıkardın bunu? Gözlerine bakınca her şey belli oluyor. Zaten konu bitmiştir Ali ile. Bana göre ya bitmiştir. Ya ben zaten o konuyu zaten ben kapattım Elmir. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Sen kapattıysan... Naz şu an Naz'a ben söylesem gel yine... Ama konuştuğu da hiç doğru bir şey değil bence. Şu an... ...dediği lafa bakın. Ama bir saniye, Naz'dan bunu duymadık. Hani bu senin Naz beyanın. Naz bana diyor ki, Naz eğer ben Naz'a söylersem Naz yine gelip benimle beraber bir yerde olacak diyor. Ya o doğru bunu bir şey mi sizce? Kesinlikle eminim. Peki hayır, doğru bir şey. Elmir, bir şey söyleyeceğim sana. Sen İstanbul'da İkisini benim söyle. Evime misafir geldin mi gelmedin mi? Anlamadım. Senin evine misafir geldin. Ne zaman geldim? Ya bu birisi ya bu Ya biri bunun başını iyice doldurmuş. Her defasında benim evime gel. Senin evin niye geleyim ben ya? Ama bizim görüştüğümüz şey yeri söylemiyorum. Buyurun. Elmir, biz seni çok iyi tanımıyoruz. Daha yeni geldin. Tabii ki. Ama Ali'yi uzun süredir tanıyoruz. Ali'nin bugüne kadar herhangi bir konuda yalan söylediğini düşünmüyoruz. Yani neden böyle bir şey söylesin ki biz? Niye ısrarla ya biz onunla iyi arkadaşız? Ama neden burada kötü oldum? Neden geçen işte çıktığında tepki gösterdim? Gerçi kendimi yine belli etmemeye çalıştım ama insan duramıyor. Bu benim evime gelen birisi. Şu an inkar ediyor ve inkar ettiği için de şey düşünüyorum. Samimi bulmuyorum. Ya niye ben de onu anlamıyorum. Kendisine değilim. Zuhal Hanım, bir şey söyleyeceğim. Ya şu bir an şey ben... yaşadınız mı, kötü bir sürtüşmeniz, tartışmanız oldu mu daha önce? Oldu. Çok iyi de oldu. Kavgamız oldu. Ha, ondan mı? Evet, ayrıldık biz yani. Kimi diyorsunuz? Ali ile. Hayır. Biz arkadaşlığımız uzaklaştı Ali ile. Ha onu işte diyorum, bir evet, şey olmuş belli ki. Oldu. Demek ki o zaman, şu an sen planlara doğru, hani bana söyledin ya, onları kendin yapıyorsun. Zaten ben de söyledim. Buraya çıktığında anladım zaten, sen Naz'a söylediklerin yalan. Zaten Naz'ı zaten biliyorum. Naz'ın neden olumlu sana söylediğini biliyorum evet, zaten. Evet, neden olumlu desin ki o zaman Elmir'e? Naz zaten çıkana kadar benden şans istiyordu. Elmir gelene kadar benden şans duydu, suratı güldü. Hemen kafası bulmuyorum. Ben zaten isterim gerçek olsun. Peki çıldırdın mı? Senin sadece Elmir'i anlamadım. Peki neden ya, bana çıldırıyor? Eğer ki benimle bir sorunu vardıysa Elmir, benimle dışarıda konuşarak bunları halledebilirdi. Konuşun ya, siz karşılıklı. Tamam. Şey şöyle söyleyeceğim. Aslında sana güzel bir kelimem şu ki, benim seninle hiçbir derdim yok. Ve seninle kavga ettik. Konu kapandı. Her şey bitti gitti. Ondan sonra benim Naz'a çıkmam bence normal bir şeydir yani. Hani sen benimle zaten görüşmüyorsun. İki defa görüştük 8 sene içinde. Şimdi gelmişsin. Ya, kafanda büyük bir senaryo uydurmuş. Defa ya, değil de Elmiriz. Ya bırak sen işte. Bilmiyorum. Şu an bazı şeyler zaten inkar ettiğini ben kesinlikle biliyorum. Buraya çıktığını... Ben samimi bulmuyorum. Yine söylüyorum. Eğer ki nasıl benimle bir sorunum vardıysa, kafanda kalan bir şey vardıysa, buraya çıkıp böyle yapmak doğru bir şey değil. Benim seninle bir derdim yok ki. Kardeş sen gelmişsin bana. Benim seninle bir derdim yok. Ben Naz'a geldim. Sen de kendini attın ortaya şimdi. Umarım ben ne yapayım ona? Yani. Anlamadım yani. Ben Naz'a geldim. Seninle bir derdim yok ki benim. Sen oradan çıktın. Elmir benim arkadaşım falan filan. Kimse bilmeyecekti zaten mesela. Arkadaşım olup olmadığını da diye. Hani arkadaş dediğinde büyük bir hani sensasyonun bir arkadaş tamam, değildin zaten. Sen ne zaman hoşlanmaya başladın? Ne zaman? Ne? Nazlı'la ne Naz'dan zaman? Nazlı'dan sen Naz'a karşı ne zaman bir şeyler tamam, hissetmeye ben Naz'ı başladın? Zaten izliyordum yani. Demek ki benimle ilişkisi olduğunda sen Naz'a karşı bir şeyler hissediyordun. Ya seninle... Evet. Naz'a bir şeyler hissediyordum.
Evet yani sonuçta evet. Nazlı'la da Ali'nin arasında yani. Bir şeyler oldu yani. Hani ben seni aradım mı ki bir zaman Ali, hani Nazlı'la ilişkin ne zaman bitecek falan filan bir şeyler söyledin mi? Ya da Nazlı'la ilgili sana bir şey söyledin mi? Ben sadece takip ettim, yandan takip ettim, o kadar. Yandan. Evet. Süzdüm. Ben yine diyelim. Söylüyorum. Bu yaptıklarınızı ben hiç samimi bulmuyorum ve gerçekten bu sizin tabloyu ben gerçek görmüyorum. İkinizin de kafasında sadece beni çıldırtmak amaçlı. Naz'ın yaptığı zaten umurumda değil. Ama Elmir, seni ben kesin tanıdığım için ben öyle bir yani düşündüm, anladın mı? Efendim Muhammed. Teşekkür ederim. Şimdi ben arkadaşı tanımıyorum. Ben buradayken gelmedi. Hoş geldin Elmir. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Az önce bazı konuşmalarda bizim seninle aramızda bir husumet, bir durumumuz vardı. Sonra arkadaşlığımız uzaklaştı dedin. Evet. Bundan mütevellit geldim dedin. Şimdi buraya çok iddialı arkadaşlarımız geldi. Tamam. Alırım, götürürüm, aşığım, bilmem yok, ne. Yok, ben öyle bir şey demiyorum. Az önce dedin. Götürürüm demedim. Ne hayır, zaman yani dedin? Götürürüm derken ama aşığım aşık dedin. Dedin ya. Naz bana aşık dedin ya. Şimdi evet. Bir de Naz'ı dinleyeceğiz. Evet. Naz da gelecek. Tamam. Acaba o senin düşündüklerini düşünüyor mu ya da senin hissettiklerini hissediyor mu? Tamam. Ben şurada şunu görüyorum. Evet, duyguların olabilir, bir şeyler hissediyor olabilirsin ama belki ben Ali'ye inanıyorum. Ali'nin sözleri gerçekten inanıyorum ben. Peki bir virgül koyalım Muhammed, çok affedersin. Berabersiniz zaten ya, ondan dolayı inanıyorsunuz. Ben yeni geldiğim için bana kimse inanmaz şu an. Normal bir şey ben yani. Ben asla taraf tutmam. Ya, asla. Tamam. 8 sene içerisinde 2 kere buluştuk dedin. Tamam. 8 sene içerisinde 2 kere buluştuğum biriyle böyle bir yerlere gidip fotoğraf çektirmez kimse. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Ya 2 defa geçen burada zaten 3-4 defa dedin. Şimdi çıkıp diyorsun 2 defa. Yo. Tekrarı varsa izledim. Ya çıkarken tekrar 2 defa dedim. 2 defa değil, en azından 3 defa dedin kesin olarak. Dedim en az 2 defa, 3 defayı bilmiyorum deyip demediğimi. 2 defa dediğimi izlersin. Biliyorum. Ben izlemem, an, ben gerek diyorsun yok. Ya Naz'ı iyi tanıyorum. Naz şu an eğer tanımıyorsan ben sana söyleyeyim. Naz buraya şu an neden yok? Ya ben Naz'ı neden iyi yok, tanırım Naz? Kelimesi. Ya neden Naz yok? Zaten gelecek buraya. Tamam. Bir şeyler bulup yine seninle şey yapacak. Kıskanacağım, hala bir şeyler hissediyorum. Ben ama o konuyu zaten kapattım. Ya öyle bir şeyin yok. Bir kıskançlık durumun yok. Yok, ben sadece neden şey oldum? Elmir. Benim arkadaşım. Yalan buldum. Gördüm Elmir'de. Şu an dedi ya biz 2 defa buluştuk. Artık yalan gördükten sonra buraya çıktığını da yalan anlıyorum. Belki de gerçek olabilir Naz'a karşı duyguları. Ben olabilir. Ona bir şey söyleyemem. Allah mesut etsin. Hayır, benim merak ettiğim Naz'ın bana karşı duyguları var diyor. Ben hissettiğimi söylüyorum. Hissettim. İçimdekileri karşımdaki adam da çıldırmış. Ya ya bizi bırak. Sana ne, aşık oldum olmadım. Yanlış bir şey mi söyledim? Birisi çık çık ben yaptı. Ben inat da. Yapıyor, inanmıyorum bunlara. Bence yanlış. Ha, iyi yaptınız, tamam. Hepsi inat uğruna. Hangisi kendi söyledi ya, biz kavga ettik zamanında. Şu anda yaptığı. Şu an bu konuyu kapatmak istiyorum ben. Zaten Ali artık istemiyorum yani. Her zaten defa. Zaten Naz'ın gelmesi ve konuşması lazım. Çünkü tamam. Konuşta o burada yok. Sen ben yarın gelecek burada. Çok özür dilerim. Söyler herhalde. Bir şey söylemek istiyorum. Ben demiyorum Naz beni. Hani kesin beni seviyor, bir şey demiyorum. Ya az önce sadece az önce söyledin. Hayır, dinle ama dinle bir. Ben diyorum içimde biliyorum. O peki. Beni seviyor içimde ben. Bu benim peki. İçimde. Bir reklam arası vereceğiz efendim, tamam. Buyursunlar.